Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle insülin direncini konuşacağız. Birçok insanın baş belası, derdi ve kilo verememenin ve kilo alımını durduramamanın sebebi. Ben yoğun bakımda çalıştığım dönemde şeker hastası olan hastalara daha iyi bakabilmek adına diyabet hemşireliği kursuna gittim. Ve o kurstan sonra şeker metabolizmasını daha iyi anladım. Ve evet dedim ya, bu soruların bazı cevapları burada gizliymiş. Şimdi şu problemi yaşayan birçok insan var değil mi? Siz de onlardan biri misiniz? Mesela gözüm dönüyor. Bir an önce bir şey yemek istiyorum. Şekere hiç dayanamıyorum. Şeker gördüğüm zaman böyle bir an önce onu yemek istiyorum. Ya da acıktığım zaman ellerim titriyor, böyle gözüm dönüyor, halsizleşiyorum diyen insanlar var mı? İşte onlardan biriyseniz kesinlikle bu videoyu izleyin. Şeker metabolizmasından biraz size bahsetmek istiyorum. Şeker, yani karbonhidrat, insan vücudunda hücrelerin enerji için kullandığı bir madde. Yani biz yemek yiyoruz, sonra bağırsaklarımızdan karbonhidrat sindiriliyor ve kana geçiyor. Kandan hücre içine geçiyor ve hücrede glikoz dediğimiz şeker parçalanıyor ve enerji elde ediliyor. Bu yüzden enerji elde edebilmemiz için bu metabolizmanın çok güzel bir şekilde işlemesi lazım. Hadi biraz filmi başa saralım. Biz ne yapıyoruz? Yemeğimizi yiyoruz. Mide ilk parçalanma, bağırsaklar, orada besinler parçalanıyor, karbonhidratlar, yani glikoz parçalanarak kana geçiyor ve kanda hareket etmeye başlıyor. Kaslarımızda, birçok hücre içinde, hayati organellerimizde, hayati organlarımızda bu şeker enerji için kullanılmak için yola çıkıyor. Peki burada çok önemli bir hormonumuz var. Bu ne? İnsülin. İnsülini daha önce duymuşsunuzdur. İnsülin pankreastan salgılanan bir hormondur. Bu hormon hayati bir öneme sahip hayatımızda. Şöyle ki, insülin ne işe yarar? Hep duyuyorsunuz değil mi? Bende gizli şeker varmış. Ya da benim insülin direncim var diyen insanları birçoğumuz duymuştur. Ya da bu problemle karşı karşıyayızdır. İnsülin ne yapar? Şimdi kan var, kanda glikoz var. Burası da hücre. Ve bu glikozun hücreye geçmesi lazım ki orada yıkılsın ve enerji açığa çıksın. İşte insülin kandan şekeri tutar, hücrenin içine atar. Görevi budur. Kandan şekeri alır ve hücre içine atar. Alır, atar. Alır, atar. Peki insülin direncine ne olur? Bir alır, iki alamaz. Bir alır, bir alamaz. Yani bir direnç oluşur. Bu metabolizma bozulur. Peki o zaman ne olur? Aslında kanda şeker vardır. Ama hücre şekeri açtır. Yani enerji elde etmek için glikozu açtır. İşte yaşadığınız şeylerin sebebi bu. Hücreleriniz aç. Aslında siz yemek yiyorsunuz. Ve kanınızda şeker var. Ama hücreleriniz şekeri aç. O yüzden elleriniz titriyor. O yüzden gözünüz dönüp böyle yemeklere saldırıyorsunuz. Ve hani yedim aslında. Mesela bazen insan sabah kahvaltı yapamaz. Öğleni yapamaz. Akşama böyle koşur koştur yer. Bu farklı bir şey. Ama düzenli besleniyordur. Ama yemek zamanı yaklaştığı zaman böyle gözleri dönüyordur. Ve yemeğe böyle fütursuzca yiyordur. İşte o zaman insülin direncinden dolayı bunları yaşıyor. Çünkü insülin metabolizması bozuluyor. Peki bu metabolizma neden bozulur? Çünkü çok fazla kiloya bağlı bozulur. Yani kilo almaya başladıysanız o zaman insülini çok yoruyorsunuz. Pankreası yormaya başladınız ve bu metabolizma şaşırmaya başladı. Eğer kilonuzu verirseniz o zaman bu direnç de kaybolur. Yani kontrol edebileceğiniz bir şey. Yani baş edebileceğiniz bir şey. Eğer neler yaparsak insülin direncini kırabiliriz? Bir kere düzenli beslenerek, aç bırakmayarak. Özellikle
karbonhidrata yüklenerek, bol karbonhidrat, rafine şeker tüketmeyerek, yani dengeli bir beslenme piramidi yaparak, hani var ya beslenme piramidi, karbonhidratlar, yağlar gibi gibi. İşte bunlardan, meyvesinden, sebzesinden, her şeyinden dengeli tüketerek en güzel insülin metabolizmasını düzenleyen şey tarçın. Suyunuza tarçın atabilirsiniz. Ya da iz mineraller. Bir dönem Nutriway'de vardı krom pikolinat. Şu an satışta olmayan bir şey. Ama krom gibi iz mineraller. Ne de var? Sade dediğimiz doğal kaynak maden sularında var. Günde bir tane en azından maden suyu içebilirsiniz. Bu da şekerinizi, yani insülin direncini kırar. Yine insülin direncini kıracak bir şey daha var. Egzersiz yapmak. Yani düzenli, haftada biz buna 3 kez diyoruz. Belli bir ritimde. Ben çok koşturuyorum. Ben çok yürüyorum. İşte ben iş yerinde sürekli ayaktayım. Bunlar spor demek değil. Bu günlük hayatın koşuşturması. Düzenli ve ritmik olan bir spor yapın. Yani işte ister pilates yapın, ister zumba yapın, ister crossfit yapın, ister reformer yapın. Ya da sadece yürüyün. Ama bunu en az günde yarım saat tempolu bir şekilde hayatınıza oturtturun. İşte spor çok güzel insülin direncini kıran bir şeydir. Mineralli su içmenin herhalde önemini burada daha iyi anlıyoruz. Mineralsiz bir suyu ben hiçbir zaman düşünemiyorum zaten. İşte mineralli su içerseniz kesinlikle insülin direncinize çok iyi gelecek. İnsülin direncini kıran birçok şeyi söyledik. Bunlarla birlikte kilonuzu dengelerseniz otomatikman insülin direnciniz de kırılmış olacak. Tabii ki baş edemediğiniz bir boyuttasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Gözünüz dönüyor. Yemeseniz bayılacaksınız. Yiyorsunuz, kilo alıyorsunuz. Şimdi bu döngüye girdiniz ve baş edemiyorsunuz. Kesinlikle bence bir endokrin uzmanına gidin. İşte o size değerlerinizi ölçecek ve bazı ilaçlar var. Yani biz buna daha çok tabii ki hekimler karar veriyor hangi ilaçları vereceğine. Ama belli ilaçlar var, işte siz de piyasada duyuyorsunuzdur. Buradan bu önermek anlamı değil ama sadece örnek oluşturması için. Mesela metformin türevi ilaçlar. Bunlar da insülin metabolizmasını düzenlerler. Yani bu kandan hücre içine geçiş metabolizmasını düzenlediği için onlar da çok iyi geliyor. İşte baş edemediğiniz düzeyde kesinlikle bir endokrin doktoruna görünmenizi tavsiye ederim. İnsülin direncini yaşayan herkese gelsin bu video. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Daha nice videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve çan işaretine basarsanız gelecek videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.